Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Şimdi içinizden ya hoca hayır mı kaldı bu işin dediğinizi duyuyorum. Ama yaptı merkez, baktı herkes adlı videomuza hoş geldiniz. Hakikaten Merkez Bankası hani piyasanın 100 bas puana da alıştığı bir dönemde aslında benim bundan 3-4 gün önce ALB World tarafında yaptığım yorumlarda şunu demiştim. Yani bu böyle 100 bas puan şimdi indirecek. 100 bas puan Kasım'da indirecek. Bir seferde 200'ü yapsın, rahatlasın demiştim. Hani aslına bakarsanız bir kere de öldürdü geçti. Ama tabii geldiğimiz nokta hakikaten inanılır gibi değil. Bir 200 bas puanlık faiz indiriminin bu ülkeye, bu ülke ekonomisine ne gibi bir yararı var? Kurun bugün geldiği nokta 9,50. Bunun ekonomiye ne gibi bir yükü var? Yani hakikaten inanılır gibi değil. Ben yaptım oldu demek için yapılan bir faiz indirimi. Hakikaten dünya literatürüne geçtik. İnanılır gibi değil. Dünyada herkes enflasyonist baskıdan dolayı bir faiz artışına giderken 10 yıldır faiz artışı yapmayan merkez bankaları bile bir faiz artışına giderken biz gene bir ilki Allah'ın izniyle yaptık. Faizimizi indirdik. Hayırlı uğurlu olsun devletimize, milletimize. İnşallah iş adamlarımız koşar yarın gidip kredi çeker. Bu kredi faize ne hikmetse zaten faizi düşürüyoruz. Tahvil faizlerimiz yükseliyor. CDS'lerimiz tavan yapmış durumda. Yani hakikaten hani böyle 23 Nisan'da koltuklara çocuklar oturtulur, hani karar verirler falan ya. Hani 23 Nisan'da çocuk oturtsan hani muhtemelen öyle bir karar muhtemelen vermez. Ama hani Sayın Başkan daha önce biliyorsunuz bu operasyonu kime çektiniz diye geldi başkanlığa. Hakikaten çok merak ediyorum bu operasyonu şu anda kime çekiyorlar? Dolar kuruyu 9,50'ye getirerek nasıl bir yere doğru gidiyoruz? Bu dolar kurunun 9,50 olmasından sonra gelecek zamları kim karşılayacak? Bu vatandaşın üzerine bir kambur daha gelecek. Bakacağız. En azından şu kelimeyi etmiş. Bundan sonra hani daha faiz indirimlerine daha hani çok bir yerimiz yok gibilerinden Allah'tan öyle bir kelime kullanmış. Şimdi grafik üzerinde bu kur nereye kadar gidebilir daha? Tehlike geçti mi? Piyasa nasıl reaksiyon verdi onlara bakacağım. Ondan önce arkadaşlar Before the News biliyorsunuz yani yayın yapıyorum ama her sabah ALB World kanalında saat 8.30'da canlı yayınlarımız var. Abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın ki sabah 8.30'da haberdar olun her şeyden. Gene hatırlatmayı unutuyorum. Mailler gelmiş. Arkadaşlar Kasım ayı eğitim grupları açıldı. Tarihler belli oldu. 30-31 Ekim Trade Psikolojisi Yatırımcı Disiplini Temel Eğitim Kripto için bütün enstrümanlar için teknik analiz, piyasa analizi, trade psikolojisi nedir, trade nedir ve ondan sonra da 6-7 Kasım borsada yatırım spesifik eğitimi ve hani çok beklenen 4-5 ayda bir açtığımız ileri düzey olan VIOP eğitimi. Bunlara beforethenews.com'da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada borsa için bir şey söyleyeyim. Bugün zaten göreceksiniz. Borsa mesela bugün önce bir düşerek karşılık verdi, sonra tekrar yükseldi. Geçen günlerde şöyle bir şey söylemiştim. Hani bu önümüzdeki 2 sene nereden para kazanılır diye. Emin olun borsadan para kazanılır. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Çünkü şu anda piyasanın geldiği noktalar inanılmaz ucuz noktalar. Ha. Bu üzerimizdeki kara bulutlar bir gün dağılacak ve hakikaten bu fiyatlar en az 1'e 1, 1'e 2 gidecek arkadaşlar. Yani o günler de gelecek. Şu anda mesela eğitim gruplarına hep şunu söylüyorum borsa eğitim gruplarına. Siz şanslı bir dönemde geldiniz çünkü fiyatlar çok ucuz. Yani burada hani tamam kaybetme her zaman her şeyin düşme riski vardır ama aşağı doğru riskler yukarı doğru getiri potansiyelinden çok çok daha düşük. Dolayısıyla Allah kısmet ederse bir gün borsa tarafının da inşallah yüzü gülecek arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz nokta. Şimdi dedik ki dünyada zaten bir 10 gündür dolar endeksleri zayıflıyordu. Biz böyle dikine 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 gidiyorduk. Dikine dikine. Çünkü zaten burnumuzun dikine gidiyoruz. Ve faizimizi indirdik. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Dolar kuru bir anda
dün 9.20'lere çekilmişti. 9.37.50'yi bir anda kırıp şimdi buradaki çanağın hedefi kısa vadede 9.55'ler. Ama kurda bugün yani artık özellikle şu yani daha indirmeye yerimiz yok gibi bir ibare kullanması şimdilik en azından ucunu açık bırakmadı. Şimdi şuradaki hareketin, şu başlayan hareketin filama formasyonunu koyarsanız 9.66. Şuradaki çanak hedefi kısa vade 8, 9.55. Dolayısıyla ben kurda artık bence bir sakinleme beklerim. Burada bunun önümüzdeki günlerde gidebileceği maks yer bence 9.55 diye düşünüyorum. 9.66. Ama buralarda artık kurda bir düzeltme tekrar 9.38'lere doğru ileriki günlerde arkadaşlar görebiliriz. 9.38'lere doğru olan oldu. Ama dediğim gibi 9.66 faiz indirimleri devam ederse yıl içerisinde görülebilir. Ama kısa vadede bir rahatlama olabilir, bir toparlanma. Çünkü borsada bugün olumlu bir tepki verdi buna. Şöyle bakarsak eğer göreceğiz zaten bankalara alış geldi. Çünkü dolar bazı çok ucuzladığımız için hep söylüyordum. Hani böyle olaylarda genelde borsa olumlu tepki verir. Ve borsa da iyi kapattı. Dolayısıyla kısa vadede bence en azından tansiyon azalmış durumda. Diyeceksin ki lan nasıl tansiyon azaldı? 9.50'ye vardık. Tansiyon azaldı. Valla yani ya şöyle düşünün. Olan oldu. Vurdu kelleyi götürdü. Yani 200 bas puanı vurdu. Herkes bir şok oldu. 100 bas puan indirseydi piyasa biraz düzeltecekti ama Kasım ayında tekrar bir 100 bas puan indirim geleceği için tekrar piyasa diri duracaktı. En azından 200'ü önden patlattı. 9.50'yi gösterdi. Zaten kur orada bir tıkandı kaldı. Dolayısıyla bence arkadaşlar bundan sonra yani bence hükümet zaten dolar kurunu yükseltmek istiyordu. Bütün bu operasyonu doları yükseltmek için yaptılar. Ama ne yazık ki ülke ekonomisine, enflasyonist baskıya, insanların zaten 2-3 milyarla asgari ücretli insanlar geçinmeye çalışırken hayat pahalılığına üstlerine yükledikleri yük hakikaten inanılmaz. Ne yazık ki olan gene alt tabakaya oldu. Ne yazık ki olan gene halka oldu. Yani bakmayın böyle sırıtıyorum mırıtıyorum ama az buçuk benim yapımı biliyorsunuz. İşi bu aralar hep deliliğe vuruyoruz. Gülüyoruz, oynuyoruz ama hakikaten ben çok merak ediyorum. Bu operasyonu kime çekiyorlar? Bu memlekette bu para bu kadar değersizleşerek nereye getirilmek isteniyor? Ben hakikaten şok içerisindeyim. Dediğim gibi ben bekliyordum aslında. Bence daha da iyi oldu. Yani şöyle hani bu ay 100 bas puan, ertesi ay 100 bas puan böyle her ay bu daha iyi oldu. Ama kurun geldiği nokta arkadaşlar hakikaten inanılmaz. İnanılmaz. Hani bugün hakikaten başıma ağrı falan girdi. Yani bir gülüyorum, bir sinirleniyorum, bir gülüyorum, bir sinirleniyorum. Hani diyordum ya böyle hakikaten elimize direksiyon bir de kafaya huni alacağız, gezeceğiz diye. Hakikaten o noktaya doğru artık gidiyoruz. İnşallah hayırlı olur diyelim. Hayırlara vesile olur diyelim. Bir bildikleri vardır inşallah diyelim. Başka da zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Sizlerin de bir yorumu varsa, bunu bilen arkadaşlarımız varsa biliyorsunuz daha önceki videolarda arkadaşlar bilen varsa yazsın falan demiştik. Hani bak bunu bilene bir kıyak yapacağım. Bakacağım bütün yorumları okuyacağım. Bundan sonra ne olabilir? Hani bir faiz indirimi daha gelir mi? Dolar kuru nereye gider diye yeni bir fikir beyan etmek isteyen, yeni bir açılım yapmak isteyen arkadaşların da yorumlarını bekliyoruz. Dediğim gibi hayırlısı olsun. Yaklaşık 2-3 aydan beri, 8.30'lardan beri, 8.50'lerden beri bunun geldiğini anlatıyoruz. Bunun geldiğini gösteriyoruz. Çok bu yorumları yaparken gülmedik, etmedik, hep üzüldük. Hala da üzülüyoruz. Hani bazı insanlar gibi dolar 9.50'ye geldiği zaman ha işte ben demiştim bak gördün mü ha diye böyle bir karaktersizlik, yavşaklık yapmıyoruz. Çünkü her ne kadar dolar tutan elinde kardeşlerimiz hani ya abi bak dolar çıkıyor. Güzel kardeşim hep aynı şeyi söylüyorum. Dolar çıkıyor ama senin alım gücün de düşüyor. Değişen bir şey yok.
Senin 8.50'deyken de 10 bin doların vardı. 9.50'deyken de 10 bin doların var. Değişen bir şey yok. Sen dolardan para kazandığını zannediyorsun ama öbür taraftan alım gücün yağ, su, zam, elektrik, su, doğalgaz. Yani o yüzden doların bu kadar yükselmesinin arkadaşlar memlekete hiçbir faydası yok. Ha, bazı kesimlere var. Var olmaz mı? Olana var. Ama gene olan bize oldu. İyi olur inşallah diyelim. Vatana millete hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Diyecek başka bir şey yok. Dediğim gibi hayırlı olur inşallah.